Evet hey. sevgili izleyiciler hiç şarkıların yazarı, yapımcı, aranjör, yorumcu ve gençlerin son zamanlarda yolunu en çok açan isimlerinden Mustafa Ceceli hoş geldin. Ne geldi. kadar uzun bir takdim oldu. Evet Ben <laughs> genelde böyle hep bir megastar herkesin bir lakabı vardır hiperstar yok işte romantik şarkıların prensi falan evet. sana ne diyorlar? O romantik şarkıların prensini çok söylüyorlar <laughs> ilk başta ama şimdi artık bana yeni bir mahlas bulmak lazım. Evet. Eğer ne bulsak sana bir şey bulalım. Bu fazla bulalım. uzun yani. Evet. Bir kuşak ee, bulmak lazım bana da. Hit star nasıl? Ee, i̇lgi çekici. Evet hit star. Desen, Ailenizin düet hisseni. <gülüyor> <diyoruz>. <gülüyor> <Zeytisini>, <gülüyor> Ailenizin düet hisseni şu anda yayında arkadaşlar. <laughs> Peki sen bu Z kuşak işine falan ne diyorsun? Ajda Pekkan bir espri ya yaptı. Pekkan, belimdeki kuşak. Ajda Hanım'a sevgiler gönderiyorum. Korkunç evet. zeki bir insan. Evet. Tam zamanında böyle... Taşı yerine koydu. Ya şöyle bir gerçeklik var. Biz bu kuşak farklılıklarını görmeli ve onlara göre hareket etmeliyiz. Bu gerçeğin ta kendisi. Ee, nasıl ki artık telefondan dinliyoruz değil mi şarkıları hatta dizileri buradan seyrediyoruz. Evet. Nasıl ki ısrar etmiyoruz halen daha kasetleri takmak şarkılarımı Aynen. ben Walkman'den dinleyeceğim demiyoruz. Ee, bunun gibi o kuşağın gerektirdiklerini yapmak lazım. O kuşağın istek ve arzularına göre hareket etmek lazım. E ben de görüyorum şimdi mesela siz ne kadar aktif kullanıyorsunuz Instagram sayfanızı. Evet. evet. Ya yani o zaman tamam biz o kuşağı yok sayalım diyemeyiz. E, ama oradaki farklılık yerine insanların o kuşakla olan onların e, keyiflerine onların alışkanlıklarına ayak uydurması diyebiliriz. E, Hakikaten her kuşakta da Ajda Pekkan var. Her kuşakta vardı. Evet. O yüzden onu biz kuşaksız kabul edebiliriz. Sen Ay, yani. Y, sen y kuşağısın üstü. Mustafa. Ben Y mi olamam? Evet Y kuşağısın. Daha eski olmalı. Yok Y kuşağısın. 80, kuşağ 80 Hı tabii tamam, ye. G, A kuşağı ben B. B kuşağı. Abi A deyince y kuşağı. hani A, 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 A 1600'ler falan, falan değil değil mi? Yani şimdi A deyince. kuşak. İlk kuşak sensin. Abi Eraş negatif. Bu arada böyle alfabetik <laughs> mi gidiyor bu zannetmem. Alfabetikse <laughs> <öyleyim>. 1900, <laughs> 1900 sene de. 1980 Tamam Y kuşağısın. Z kuşağını nasıl yakalıyorsun? Bu şarkıyı mesela Z kuşağı <laughs> çok dinliyor. Özellikle TikTok'ta çok denk geliyoruz. <laughs> Tipten yakalıyorsun zaten maşallah. E, sanırım yani ne kırışıklık olmanın, var ne bir şey var. Minyon mı? olmanın bir avantajı olabilir. E Dikkat Hı. ediyorum. E, uykuya yani tam ortalama bir uyku saatim vardır. Yani 6-7 saat genellikle o şekilde yaşıyorum. Hı. Selin de iyi bakıyor. Selin çok iyi bakıyor bana. Belli. Her zaman. Yani her zaman çok iyi bakıyor. Muhtemelen bugün bir değişiklik yapıp uyanmış ve programı izliyor olabilir mesela. Sevgilerimizi sunuyoruz Orada buradan, buradan. İyi bakıyor derken ne yapıyor? yapıyor? Kahvaltın, ara öğün, ya akşam her şeyi organize ediyor. Bana mu? sorarsan sadece hani beslenme ya da ne bileyim günlük hayat değil. Bence huzur etkiliyor Kesin. diye evet, düşünüyorum. Evet bence de o yani, yüzünde hani var. Hani insanların aslında ben çoğu zaman baktığımda o yorgunlukları ya da sıkıntıları stres sebepli yüzüne yansıyor. Evet doğru evet. söylüyorsun. Ben tabii bu şarkıyı nasıl eğer bu şarkılar nasıl erişiyor dersek burada tabii yapımcılar, prodüktörler, birlikte şarkı söylediğin kişiler çok önemli. O yüzden düetisyen diye bir kelime kullandım <laughs> az önce. Baktığınız zaman 10 yıldır kaç kişiyle düet yaptım bilmiyorum. Yani Ajda Hanım'la da düet yaptım. En son Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Nigar, Muharrem onlarla da yaptım. Ben buradaki işbirliklerin aslında işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü o kuşaklı köprü oluşturan sanatçılarla birlikte bir, bir hamle yaptığın zaman öyle ya da böyle. Evet bu ihanetin üzerine seyirciyle öyle bir bağ kurdu ki oradan gelen... İşte seni kaybeden yansın, onun Allah belasını versin falan böyle konserleri bu aralar hayli renkli geçmeye ya başladı. Ya çok tatlı şimdi İrem'le benim bambaşka biliyorsunuz hani evet, diyaloğum evet, farklı. Kardeş gibisiniz. Ya o bamba, zaten bacım diyorum ona. Benim kıymetlim o birlikte şarkı söylemiştik kıymetlim. Ee, enteresan bir konu bu aslında A'dan Z'ye. Ben onu hep şey derdim hani... İlişkilerinde, hayatındaki işlerde her zaman saygı duyuyoruz. Yani senin mutlu olman bizim için önemli. Tabii. Bence bütün ilişkiler için. Eğer yani mutluysa insanlar bir arada durmalılar. Ama en son biraz enteresan oldu. Ben hatta ne kadar doğru ne kadarı yanlış diye falan ben bile bir tereddüt ettim. Ama şimdi İrem'e de bulaşmamak lazım ya açık konuşuyorum. Oh, evet yani. tabii <gülüyor> katılıyoruz <gülüyor> sana. Öyle bir kelime uygularıyla yani? cevap veriyor ki. Peki diyor ki. Esas daha fazla konuşurum ama benim yakın arkadaşlarım ve ailem frenliyor diyor. Frenleyenlerden bir tanesi sen misin? Yok ben benim hani fren şeyim olmadı sadece onlara şey yazdım ya ne oluyor dedim ya. Hani hayırdır falan filan. Ondan sonra zaten birebir de hiç konuşmaya gerek kalmadı. her şeyi o açıklamayı tercih etti. Evet. Ama genellikle ben de belli bir yerde artık hani durmak gerektiği kanaatindeyim. Olsun ne olursa olsun paylaştığı Güzel anlarının da olduğu bir kişi olabilir. O yüzden bence İrem Cem'i yeter tamam. Cece, de bilmiyorum yani. İntikam ve ihanet ve intikam ateşi bir de böyle durdukça tamam bir yerde soğuyacak ve vazgeçecek. Ama şu sıralar İrem'in içi fıkır fıkır kaynıyor. Işte ben İrem'i çok 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 iyi tanıdığım için yani hani bıraksan zaten yakacak komple. Hani <laughs> İrem, İrem Cem'i ya yani. ya tamam o modda İrem Cem'i yaralı bırakmak istemiyor yumrukları üst üste ne, ne savurmaya var devam yani. ediyor gerçekten. Bence yeterli bacım. Benim kendi şahsi fikrim artık sakin. Mustafa biram çok akıllı, çok zeki. Evet, çok dedi. yaratıcı bir kız. Ama bu aşkmış meselelerinde biraz şarkıdaki gibi acemi balık mı? Ya aslında acemi değil. iyi niyetli olduğunu i̇şte, düşünüyorum. Kendi aynen. ilişkilerinde. çünkü daha evvelden biliyorsunuz bir evliliği de oldu. Evet. Tez canlı biraz. Yani belki o aradaki tanıma sürecini pas geçiyor olabilir. Hani çabuk inanıyor olabilir. Bu da acemilik değil de onun yani aslında bir belki de bir aşk kadını o. Yani aşkın peşinde koşuyor ve geri kalan her şeye kendini kapatıyor olabilir. Hmm. Benim düşüncem o. Senin sevdiğim şöyle bir özelliğim var. İrem Cem Belevi'den ayrıldı. Daha ilk ayrılık sen Cemi hemen takipten çık. Nasıl? Ya, ya. hemen biz her şeyi takip ederiz. Geliyor geliyor. Sen hemen Cem'i takipten çıktın. Yani hani <laughs> arkadaşımın üzerini ben de üzerim ve silerim yok ederim. Yani onu. Hiç, Tanımam. Hiç, hiç, yani şöyle söyleyeyim. Benim bu Instagram konusunda bir hassasiyetim var. Abi Hı. o şimdi takip sayısı yüzü geçti ya. Evet, ben evet. şimdi kimi çıkarsam diye bak. <laughs> Ama <gülüyor> Cem gibi kalmalı. <laughs> 99 olsa daha iyi değil. İşin esprisi bir yana. Ha. İşin esprisi bir yana. E, ya şimdi... Sonuçta ortada bir Durum var yani, ve bu durum karşısında ben de dedim taraf. ki tamam yani İrem de çünkü bunu talep edebilir ben de genellikle Instagram'da şeyi sevmiyorum ab beni takip eder misin işte beni niye takip evet etmiyorsun ya. onun yerine dedim ki ben de böyle bir şey yapayım Hani ortadaki durum biraz enteresan diye. Hmm. Yani bir, bir tepki gibi değil de sonuçta İrem'in de bu konuda daha mutlu olacağını düşündüm açıkçası. Peki bu ayrılmalar sırasında, ayrılmalarda, boşanmalarda, yolların ayrışmasında hep tercih etmek zorunda kalıyor insanlar. Dizilerine. Ya şimdi O yüzden şimdi ben kız tarafıyım ne yapayım? Şimdi <laughs> bir realite var. Sinan Sinan da bu ara işte. Sinan'ın Yanımdadır şarkısı biliyorsun ha, o da ayrılık diyeceğim. sonrası o da boşanma sonrası böyle bir şarkı yazdı. Kendi söyledi. Şarkıyı nasıl buldun diye soracağız sana ama önce hazırsa bir e, Sinan Akçıl'ın yanımdadır şarkısını şöyle girişinden itibaren bir dinleyebilir miyiz? Hadi yorumların hep dürüst. İrem'e evet. gayet dürüstçe cevap verdin. Diğer bir kankin arkadaşı da Sinan Akçıl. Sinancığım öncelikle hayatında lütfen artık mutlu olacağın kararlar hmm. ver lütfen. Her kararında biz yanında olacağız. Sevdiğin, dostun olarak benim de en zor zamanlarımda yanında Sinan vardı çünkü. Yani e bunu güzel. açık söyleyeyim. Ee, onun da şu anda bana sorarsanız zor değil. Bundan sonra hayatı çok kolay olacak onun. Evet. Bu kolaylığın peşinde gitmesini istiyorum. Onun bir bir dostu olarak lütfen artık kolay kolayı seç. Zor zoru seçmekten bir vazgeçsin. Şarkı enteresan bir şarkı. Kolay bir şarkı değil. Bizim sektörümüz için şu an alternatif diyebileceğimiz bir tarz. Hı hı. Sadece bek vokal çok açık unutmuşlar diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü bir ara nakaratta şey oldu, mu? Hani düet galiba dedim şarkı. Sonradan fark ettim ki bizim işte böyle mix kazası hmm. dediğimiz şeyler. Bek vokal çok açık. Arkadaki diğer ses. Yani vokaller Sinan'ın üstüne evet. geçiyor. Diğer ses Sinan'ın üstünde olmuş. Evet, biz ona normalde dikkat ederiz. Bir de tabii bu tarzın gereği robotik. Robot, evet robot sinan var. Bu bu şarkıda robot sinan. Evet var. ama son zamanlarda böyle oluyor. Artık orta albümünde de herkes robot ses gibi. Ya bu şu anda moda. Yani nasıl söyleyeyim? Bu örnek veriyorum. işte siyah giymek, e, yeşil hmm. giymek ya da belli bir saç stilinin, makyajın moda olması gibi bir şey. Bir azıcısı var o zaman. Yıllar evvel işte Cher vardı mesela. Cher'in Do You Believe diye bir şarkısını evet, bu autotune evet. dediğimiz o programın limitlerini böyle hard yaparsınız en sertte geçirirsiniz. Ne demek istiyorum? Yani notalar arasında çok keskin atlar. O keskin atlamada da siz robotik bir şey duyarsınız. Normal insanın söyleyebileceği bir şey değildir bu. Peki sesli olmayan bu robotik ses adı altında paçayı kurtarabilir mi? Yok kurtaramazsın. Yine notayı tutturman lazım yani. Artık notayı Ama notayı da tuttursun yani. Tutturamayan, ben tutturamayanlar görmüştüm yani. Ciddi misin? Evet denk gelmişti öyle bana birkaç kere. Ya o kadar da değil. Onu artık hani şiir şiir okusun. ...alın yerleştirin falan ama bu auto çok popüler şu anda. Hmm. Hani ben bile bazı şarkılarımın birkaç yerine bunu yaptım yani. Zaten. Hoşuma gidiyor oradaki. Ama bir efekt olarak kullanıyoruz yani şarkının. Burada tamamını da var. Peki yanımda yanımdadır'ı olmuş. duyunca dinleyince böyle bu şarkıyı kim dinliyor falan diye bir afalladın mı? Kim söylüyor diye pardon. Ya ben nakaratı duyduğumda düet zannetmiştim işte. Ondan sonra baktım back vokal çok önde açık kalmış. <laughs> Hep Sinan söylüyor. <laughs> Sinancım orada söylüyor. Ben klip, klip tabii tanıdık. ...bir şarkı da vardı bu buraya... ...main kamerayla yürüme... Hmm. ...hatırlıyorum yıllar evvel... ...hatta bunu nasıl yapmışlar falan diye düşünüyordum... ...sonunda Türkiye'de bu tekniği de kullandılar... ...siz aslında bir <laughs> televizyon programı yapsanız... ...çok iyi olur... ...Mustafa Ceceli, İrem Dereci, Sinan Akçıl... Oo. ...birbirlerine bir güzel takılıyorlar... O, ...Sinan Akçıl geldiğinde senin saçlarına şey takıldı... Ya ...sen öyle. geldiğinde onun vokaline <laughs> takıldı... ...ya şöyle o kadar enteresan ki... ...bizim program ilk gün ceza yer... ...yüzde yüz onu söyleyecektim <laughs> ben... ...bütün var ya anında paketleniriz yani. <laughs> Açık konuşalım. Sen de üstüne paket diye şarkı Bay kanalın yaparsın haline diyorum ben. Evet. Oturuyorum. Peki Oturuyorum. diğer bir yakınına geçelim. <laughs> Hadi burada da durursun. Tarafını seçeceksin. Daha seçecekse. doğrusu e, birbirinizin evine de gidip geliyorsunuz. Bayağı yakınsınız. komşu, komşum, sevgili komşum. Komşun, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın hmm. eşi Aslan Doğan Turan Aslan yüzündeki değişiklik için minimal dokunuşlar dedi. Aslında estetik yok dedi ve zaman içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı. Bu konudaki açıklamasını ekrana getirelim şimdi artık anlıyorsun o filtreler, sabit filtreler. Hı. Bazen böyle samimi arkadaşlarım feysap yapıp koyduklarında diyorum ki ya bu kadar da yapma diyorum <laughs> abicim ya. Bu sen değilsin. Şimdi, erkekler daha çok yapıyor. Erkekler yapıyorlar. de farklı. Baş Eşi Selin e, aynı zamanda stil danışmanı gibi. Yani evet. çok şık bir kadın her konuda. O seni yönlendiriyor mu? Bak gözünün altına bunu yapalım, saça bunu yapalım, kıyafete bunu Selin yapalım. Selin'in şimdi kıyafetten itibaren hep söylediği şeyler vardır. Yani örnek veriyorum benim Onunla tanışmadan evvel böyle sakallı bir imajım yoktu mesela. Evet. O bu imaja direkt müdahale etti. Ondan sonra kılık kıyafete müdahale etti. Şimdi bir de müdahale etmek var, müdahale etmek var. Hı. E çünkü Selin şimdi Amerika'da bunun eğitimini almış evet. Okuduğu için, bunun okulunu da okuduğu için bana neyin neyle uyacağını sırf renk olarak da değil, kumaş olarak da söylüyor. Bazen böyle isyan ediyorum. Hı. Diyor ki... O olmamış diyor demek. ya niye diyorum ya hmm. bak rengi tutuyor su tutuyor kumaşı tutmuyor diyor diyelim ki diyorum ki o kadar da değil ha. rengi tutturduğuma şükret önceden onu tutturamıyordum. O da kadar detaycı. Ya. Çok <laughs> detay detay. Bir şey söyleyeceğim ha. şimdi ekranda çok eski bir görüntüm var Allah. ama biz bu görüntüye baktığımız zaman. Burada sanki başka, başka bir 20 yaş 20 yaş büyük bir adam var ama evet. burada daha genç görünüyorsun Mustafa. Ya şimdi saç büyük bir etken. Evet. Bence yani alın genişliği falan çok büyük. Bir Bence etken. sakal da. Sakal da etken. Sakal bu da. kim mesela Kıyafet. yani şimdi. Evet, evet. ya. Evrim gerçekte şey var yani böyle hashtag'ler falan. <laughs> evet, evet. Bence gerçek. Bu yine yenisi yani ben daha eskilerini biliyorum. Çiçekli gömleklerim vardı. Ay çiçekli gömlek daha e, ötesinde mesela bu ilk Unutamamı söylediğim limon hmm, çiçeklerini söyle. Limon mi? çiçekleri. Ben onlara bakıyorum, diyorum ki yani bu ben değilim. E, keşke o zaman birisi bana deseymiş ki <laughs> ya kardeşim işte spor yap, biraz kilo o ver, niye sakalı bırakmıyorsun bakalım. vesaire limon çiçeklerini bulursak eğer. Limon çiçekleri Aynı klibine güzel. bir bakalım Selin gerçekten. Selin gelir gelmez gardırobundan ilk çiçekli gömleklerini yolcu. <laughs> Selin gelir gelmez renkli olan her şeyi bir kenara ayırdı. Dedi ki. Ben anlıyorum dedi sen bunları moda diye giyiyorsun ama bunlar 5 yıl önce modaydı dedi. İlk söylediği şey o oldu. Hmm. Dünyaca ünlü bir marka rengarenk bir koleksiyon yaptı dedi. Bütün markalar rengarenk bir koleksiyon yaptı ama sen orada kalmışsın dedi. bitti <laughs> dedi bitti. Şu an benim dolabımda siyah, eee, lacivert, beyaz, gri. Düz renkler aslında. Ya bir yandan da aslında doğru. Senin Kişiliğinin önüne geçebiliyor bu. Hmm. Birazcık renklerle ziyadesiyle aşırı neşir olmuştum. E şimdi diyorum ki bari kişiliğim renkli olsun. Mustafa peki eski görüntülerine ve fotoğraflarına baktığın zaman ya şu fotoğrafı keşke yaksak silsek falan dediğin var mı öyle karelerin? Valla şimdi tamam hadi bu çocuk birazcık tanıdık. Evet. Ama ben olsam 2017 öncesini komple yakarım. Ben. <laughs> Vallahi yakarım ya ne gerek var. Ne gerek var başka birisi. Arada açıp izliyor musunuz Selin'le? Yani o ben önüme falan düşerse şey yapıyorum. Aşkım diyorum baksana şu fotoğrafı şöyle yapayım. Bakmak istemiyor. Çek diyor gözünün önünden. Hani, i̇şin esprisi. Ee, gerçekten tamam geriye dönüp baktığında insan miyim, çocukluk fotoğraflarına falan bakmayı evet. seviyor da ben o aradaki fotoğrafları sevmiyorum. Hoşuma Hı. gitmiyorlar yani. O video klipler de öyle. Ha. Bir de izlememe bakmama şansın yok yani yüz milyonlarca seyredilmiş ve önüne mutlaka çıkıyor. Mutlaka düşüyor. Peki bu önümüzdeki haberde tarafını seçmeni isteyeceğiz. Abi bugün Tahmin başıma gelen nedir böyle bir <laughs> ee, Biraz zor tabii taraf seçmek. Demet Akalın'la Aleyna Tilki arasında dünya starlığı polemi gittikçe büyüyor. Aleyna kendisini tiye alan Demet Akalın'la Polemiğe girdiği için pişman olduğunu söyledi. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim dedi. Çünkü Demet Akalın Hı. onun için tek rakibin Mustafa Topaloğlu. O da uzay starlığı demişti. Ee, ben takip ettim bu konuyu. Arkada da kulüp çalıyor. Ozan abi de ayrıyetten tebrik ediyorum. Ozan Doğulu albümündeydi ve evet. hani, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları esnasında evet. hani tarihe geçen bir kare var biliyorsunuz. Evet, Orada çok güzel. Paylaştı. FIFA'nın paylaştığı ve arkada kulüp çalıyor Demet Akalın'la beraber yaptıkları. E, şimdi bunlar gurur verici şeyler. Hani bunu bir şeyle mukayese etmeyi de ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü senin ülkendeki bir kişi eğer dünyada e, hatırı sayılır bir yerde bir paylaşıma Evet. Ee, Masar olduysa Türkçesi evet. Yani uygun görüldüyse böyle evet, bir şey evet. Bence burada önce alkışlamak lazım Tebrik etmek lazım Benim de başıma böyle bazı şeyler gelmişti Mesela beni etiketleyen birisi vardı ee, Rihanna'yı çok sevdiğim için Rihanna da cevap yazdığında ben de arada kaynadım <laughs> ve Rihanna Mustafa Ceceli cevap vermiş oldu bir anda. Bu bunun gibi hepimizi böyle var. Ne güzel heyecanlandın evet. mı peki görünce <laughs> cevap. <laughs> ben ama... <şöyle>, bir <laughs> ne falan. Sen oldum. buradan bir kıyametleri <laughs> koparmadın? E sadece repost etmiştim yani aa falan diye. Hı. Hepsi buydu. Sonrasında benim takip ettiğimde e, konu çok hassas bir konu. Hı. ya Bence herkesin Aleyna'nın şu anda yurt dışında yapmış olduğu çalışmaları bizim desteklememiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Demet Akalın ve Ozan Doğulu'nun şarkısının FIFA'nın dahi sayfasında paylaşılıp böyle tarihi bir ana eşlik etmesine de alkışlayıp tebrik etmemiz gerekiyor. Her ikisini de aynı ölçekte görüyorum ben. Evet. Ama aradaki diyalog onların şahsi diyaloğu. Ama diyaloğu ve sataşmayı bir anlamda Demet Akalın başlattı. Yoksa aleyna durup dururken bir şey söylemiyordu. <gülüyor> yani, <gülüyor> Demetçim, Demetçimin tarzı böyle. Demet seviyor. Demet'in tarzı Demet. böyle. Demete de buradan kocaman Demet Akan'ın tek rakibinin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı çıkışı ise ünlü türkücüyü kızdırdı. Oo, Mustafa Topaloğlu öyle böyle sinirlenmedi. Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya? Sen beni ağzını alacak kadar gerçek bir sanatçı mısın? E, Nerede e, yaşadığını e, bilmeyen e, aptal, aklı sıra e, beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor diyor postadan. konuşuyor. Ya, Bu işte e, yani dediğim gibi hani benim yorum yapamayacağım bölgeye geliyor. Hani iki kişi konuşurken üçüncü kişiye tost yemek düşermiş, o yüzden biz tost. İçeriği, mesajı yapmak istediği, anlatmak istediği şeyin Saygı duyulası bir tarafı var. Tabii bir yani. mesaj veriyor. Yani. Dolayısıyla şimdi bizde ise o ne yapmış falan hani birdenbire hmm. çok farklı yerlere gidiyor. Ben sanatçıların dilediğini yapmakta özgür olduğum kanaatindeyim. Benim yaklaşımım bu şekilde. Canı nasıl istiyorsa giyinebilir, canı nasıl istiyorsa klip çekebilir. Ama onu e, kimin seyredeceği de onun... E, ya da nasıl eleştiri hmm. geleceği. Buna da hazır olmak gerekiyor. Çünkü sosyal medya çağındayız. Hı. Önceden insanlar eleştirmiyor muydu? Yok eleştiriyordu. Evet. Ama ne yapıyordu? Aklına geleni böyle rahat yazmıyordu. İşte diyelim ki bu program sosyal medyadan önce var olduğunu Hı. düşünelim. Ne yapıyordu? E, komşusuna sabah kahvesine gitmiş. Sizi seyrederken bak görüyor musunuz? E, zaten evet. o da fikrini beyan ediyordu. Şu anda biz beyan edilen fikirlerden haberdarız. Birisi öyle demişti. Ya ne, ne zaman bu kadar kötü olduk falan ya belki de hep böyleydik. Hmm, yani evet. Doğru. Sadece alan açıldı, tabii, sayfa sosyal açıldı. medyadaki bu eleştiriler, e, yani ben mesela en çok herhalde tarihte linç yer insanlardan birisi olarak yani <laughs> evet. ona buna her şeye, e, o gerçekten senin üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yalan değil. En büyük linç konu neydi? Ya da canını en acıtan yorum Hadi neydi diyelim? tane. Selinle evlendik yani milyon <laughs> tane şey başımıza geldi. <laughs> evet. E, o yüzden de artık ben mesela hiç okumam. Yani hmm. yorumda okumam sadece şarkılardan sonra okurum hmm. kendimi orada törpülemem gereken. Ya abi şimdi bu şarkıda da şurayı biz sevmedik. Ciddiye alıyor musun onları? Ciddiye alırım çünkü hmm. o benim dinleyiciyle aramdaki köprü oradaki yorumlar. Hmm. Yani atıyorum seni dinlemiyor seni ya zaten oraya kötü şeyler de yazabilir ya onu anlarsın ama Mustafa mesela. Mustafa bazı isimler ama daha çok oyuncularda oluyor bu oyunculuğunu beğenmiyorsun yazıyorsun ya da. Performansı burada iyi değil deyip sınırlandırıyorsun. Kıyametleri koparıyorlar. Hayranlık kavramı Kimsin böyle bir şey. Kimsin sen beni eleştirme noktasına geliyorsun. Diye. Hatta atarlı atarlı cevaplar da veriyorlar. Benim düşüncem şu. Ben şarkı kimin için yapıyorum? Herkes için yapıyorum. Herkesin benim yaptığım şarkıyla ilgili yorum yapma hakkı var mı? Elbette var. Ben beğenmedim diyebilir kişi. Hep bir fikrim vardır. Beğeni iki seçenekli. Yani sıfır ya da bir Eh fena değil diyorsan o sıfır abiciğim Yok hmm. beğendim diyorsan o bir yani arasında böyle birden ona kadar bir rakam aslında ben veremiyorum. E, şimdi oyunculuk bambaşka bir konu. Şarkıda da bazen şunu söyleyebiliriz ya bu şarkının Nakaratını ben çok sevdim de Nakarata kadar biraz sıkılıyorum. Ya, bazen söylüyoruz. Çok bizde. tehlikeli. Ya yani her an şarkıyı geçebilirsin demek. Tabii evet evet yaptığımız yüzden, oluyor yani bizde. O yüzden de. mesela şimdi YouTube analizleri çok önemli. Hatta sabahli sana göndermiştim evet. YouTube da. Şu ana kadar 12 ayda 962 milyon kere izlenmişim. Yani daha senenin ortasında oh, değiliz. çok iyi rakamlar. Bununla birlikte bir de izlenme süresi var. Ha, yani yarıda mı kesiyor? Salıncak, sonuna kadar getiriyor evet, mu? Evet, Salıncak 2 dakika 40 saniyelik bir şarkı. Biz onun analizlerini görebildiğimiz ee? için arkasında Salıncak yaklaşık 2 dakika 25 saniye izlenmiş ortalama. Bu çok çok, çok 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 Aa, büyük çok büyük bir iyi. rakam. Bu işin reytingi yani Aynen. işte. Aynen reytingi tam olarak o. Ve biz orada diyoruz ki ya okey doğru yakalamışız. Yani insanlar yarısını dinleyip kapatmamış. Çünkü çoğu şarkılarda yarısına kadar dinliyor. E bu işin dinliyor. bir şekilde ha, bir matematiği evet. de var demek ki. Var. Tabii ki. E, orada da işte prodüktörümüz e, aynı zamanda bugün doğum günü sevgili Samsun Demir. Mutlu yıllar Güzel <laughs> yaşlarınız olsun. Peki gün geliyor dinliyorsun. Hit star o Hit Star. Evet. evet. Gün geliyor dinliyorsun. O analizleri dikkate alıyorsun. Öyle bir an geliyor ki yakmak istediğin görüntüler, fotoğraflar var. Gelsin onlar. Gelsin bir evet. Tanesi. Ben müsaade aldım. Teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. Evet. Aa, bu muydu? Bu kim ya? Abi bu ne Allah aşkına ya? O tepede bir şey mi var? Hani yaprakmış. Ama bu nasıl güzel bir şarkıdır yani. Şarkı, şarkı işte. Evet. Mustafa'ya bakar mısın? Vallahi yaşım çok büyük. Kaç kiloyum burada yani. Karnımı bu nasıl da ne bir kadar güzelci? içeri çekmişim göbek <laughs> çıkmasın diye. Şarkı o kadar güzel şarkı ki. Şarkıma bakma. Hep dinlenecek bu. Rekor kırar yani. Ben bunun yeni görüntülerle bir klip. Bence yapayım. de. Ben onu söyleyecektim. <laughs> yeni bir klibi hak ediyor bu şarkı. Bence de yeni bir klip Yapayım. Hatta aranjeyi de baştan yapayım. Tamam. Kesinlikle. Söz Sen var. bir best of yapsan, yapsan yalnız, yalnız var ya. Daha vaktim var. Ha? Best daha vaktim var. Daha yok. var diyorsun. 50'lerde falan artık. Daha erken. 50'ye 50 de bir şey kalmadı ya. <laughs> Şaka yapıyorsun. Şimdi 80 olunca 42 oluyor. <laughs> yok daha var. Daha var. daha, daha, var, var. daha var Birazcık daha var. kaldı mı diyorsunuz yani? Evet el, daha var canım. Best Neredeyse ona yakın sene var. Peki kıyafetlerden, imajdan bahsediyorduk. Şu görüntüleri de yakmak istediğinden söz ettin. Oyuncu Kerem Bursin. Açıklama yapmış, israfa karşıyım demiş. Üç kot <laughs> pantolonum var, onları döndürüp döndürüp giyiyorum diyor. Mustafa Kerem diyor ki iklim krizini influencerlar körüklüyor diyor. Onlar diyor gereksiz tüketimler yapıyorlar diyor, İnsanları da bunu buna teşvik ediyorlar diyor. Katılıyor musun? Ya iklim krizinin bir sürü sebebi var. Ee, yani burada örnek veriyorum, hayvan salgı dahi bile buna e, dahil, dahil ediyorlar. Evet. İşte fosil yakıtlı otomobilleri dahil edebiliyorlar, fazla enerji tüketen bilgisayarları işte bin, bin tane sebebi olabilir. Ama kalkıp da hani birine hedef göstermek doğru olmayabilir burada kalkıp. Ya bunlar yapıyor falan gibi. Ama israf konusun, konusundaki tutum aslında çok doğru bir tutum. Ee, Sen nasılsın de, bu konuda? Şöyle konser yapıyorsan senin bir gardırobun olmak durumunda. Hı hı. E bir de şimdi şey var mesela benim hayranlarım da çok acayip abi diyor işte bu tişörtü diyor işte şurada giydin Giydi. mesela e giymesin mi şimdi siz bir kere mi giyiyorsunuz Evet hemen yani? bize de atıyorlar bize <laughs> de ya. üzerine yapıştı bu tişört çıkartmıyor diye biz giyiyoruz şimdi, vallahi giydim. Çamaşır zaten. makinesi var yıkanıyor değil mi anlıyor yani musun böyle bir şey? <laughs> var. Ee, benim üçten daha fazladır kot sayısı. Yani yanına belki bir sıfır koymamız gerekebilir. Neden ama? Çünkü kullanıyoruz bunları. Ee, ne kadar güzel bak Kerem Bursin söylüyor 18 yıllık bir tişörtüm var diyor. Buradaki, İyi dayanmış, buradaki birinci yıl. mesaj halen daha fitim diyor. Aynı 18 ol. yıllık ha, tişörtlerimin doğru. içine girebiliyorum da demek <laughs> aynı zamanda tebrik. Ee, benim var mı öyle o kadar eski? Hemen bir düşüneyim. Sana bol geliyordur zaten varsa. bile. Var var faraş gibi oluyor. 2000, 2005'ten var ya. 2005'ten tişörtümü tutuyorum. Arada giyiyorum. Baya böyle bol bol oluyor. Tabii tabii böyle rahat. alışverişe çıktığında bu aralar çok fazla, çok pahalı deyip bırakıyor musun? İndirimleri mi takip ediyorsun? Ne yapıyorsun alışverişte? Ya şimdi tabii e, dövize endeksi olduğu için fiyatlar aklınıza gelebilecek her şeyin fiyatı uçtu. Yani Hı. evden tutun, telefondan tutun, e, gıda, temel ihtiyaçlarımıza kadar her şey uçmuş durumda. <laughs> Elbette gözümüze o bu rakamların e, ilk baştaki o bıraktığı gözümüzde bıraktığı etki e, bir enteresan oluyor. Yani mukayese edersek eğer hiçbir şey yapamayız. Ama sanatçıların bu konuda çok da şanslı olduklarını söyleyemem. Yani senin onu alman ve giymen gerekebilir. Ama ilk etapta hadi ya bu kadar oldu mu falan diyorsun. Mustafa. Hemen bölüyoruz kaç ne evet, kadar Mustafa ediyor diye. Et, etiketlere bakıp da dönüp şarkılara zam yaptığın oluyor mu? <laughs> Valla aranjı fiyatlarını artırdım. Buradan açıklıyorum. <laughs> 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 Her şey 3x oldu ama ben 3 yapmadım. <laughs> 3 katına çıkarmadım. <laughs> yani e, mecbur şimdi hayat şartlarına getiriyorsa zaten enflasyon bu değil mi? Her şeyin e, eşit olarak fiyatının artık yükselmesi, pahalılanması hani bir patlama gibi düşünelim. E, şimdi bunu ayak uydurduğunda da bunun geri dönüşü yok. Her şey katlana 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 gitmeye başlıyor bir anda. E mecbur sen de e, geçimle alakalı konuya baktığında her şeyin fiyatı arttığı gibi bizim de fiyatımız artıyor. Hmm. Sana gelirken insanlar çekinir korkar mı ay çok pahalı diye? E, korkuyorlar. Bir pazarlık Sonra... payı var mıdır ya da? Ufak bir biraz bir pazarlık payı bekliyoruz <laughs> efendim. E, şöyle geri dönüşünü alabilecekse eğer insanlar hmm. o yatırımları yapmayı tercih eder. Evet. Yani bunu da bir yatırım gibi düşünün. Eğer evet. bunun... E, Dijital platform gelirleri, onun şarkının tamamına yapacağı yatırım karşılıklı çıkıyorsa... Teknif konserleri... Tabii bunların tamamını masaya koyduğumuzda genelde biz makul noktada bile kalıyoruz. Hiç kalırız. böyle utanıp sıkılıyor musun şimdi? Sen duygu çok insanısın çok ya. ya, o para pul, pazarlıklar falan olduğu zaman böyle çekindiğin oluyor mu? Şimdi müzisyenler duygusal insanlardır. Evet. Çok iş adamı gibi masaya oturup bütün teferruatları konuşamazlar. O yüzden menajerleri vardır, o yüzden danışmanları vardır, o yüzden... E Rezervasyon firması diye. Booking hı hı. biraz tuhaf kalacak da konserleri rezerve eden firmalar vardı. Neden? Sanatçı bunu konuşamaz çünkü. Bir de ikna edersin adamı. Ya abi der şuradan alttan gelir üstten çıkar. Sen dersin ki Bedal ben almıyorum verirsin. hiçbir şey <laughs> evet, evet. etkinlikte yer alacağım Ama diye. Ama sen de cana yakın bir insan olduğun için belki aradakini atlayıp sana ulaşmaya çalışırlar. Benim başıma ben. çok gelirdi bu. Fakat şöyle bir olay yaşadım. Ben artık dedim ki bu finansal konuları hiçbir şekilde konuşmayayım. E şimdi bir de işletme mezunuyum. Muhasebem de fena değildir yani. Finans muhasebeden anlarım da. E, fakat öyle bir noktaya geliyor ki iş bir kere bir prodüktör e, bozuk attı ve iptal etti şarkıyı. Aa, aa. Araya dedi menajerini sokmuş dedi biz kaç yıldır tanışıyoruz kalkıp adam bize dedi fiyat listesi yolladı <laughs> <O gülüyor> <onlara girmiş gülüyor> falan. girmiş Bir de fırça diye. yedim yani üstüne. <laughs> Halbuki bu çok normal bir şey. E, işin. Esprisi bir yana gerçekten ben de utanıp sıkılıyorum konuşurken. Mustafa, Yapamıyoruz ya. hiç yani. böyle kandırıldın, kaba bir tabirle kazıklandığın oldu mu? Teşebbüsü oldu ama yemedim. Nasıl <laughs> teşebbüsü oldu? Ne, ne olabilir ya, ki? Ya şimdi sonuçta iş yapıyoruz. Yani. Hı hı. Etkinlikler, konserler. İlk dönemlerde başımıza gelirdi. Ya abi işte verelim. Hmm. İşte konserde tamamlarız falan. Bu tip şeyler başıma geldi. Eğer onların adı kazıklamaksa hmm. elbette başımıza geldi. Hatta sanatçılarda vardır ya. Hani mesela tamamlanmadan çıkmazsa efendim bilirsiniz yani. Hmm. Benim başıma bu geldi ama başka bir şehirdeyim. Ve hakikaten yok. Ya yani iki seçenek var. Ya çıkmayacaksın o konsere. Ben düşündüm dedim ki buraya hani seni sevip gelen insanlar var ki bu etkinlik atıyorum hani biletli bir etkinlik değil halk etkinliği bir de yani halk etkinliğinde sen dönüp gidersen olmaz. Ama orada hani çok ağır bir cümle kurup öyle sahneye çıktım. Hmm. Ve bir de onlar etkinlik alanına gelmeye kalktılar. Dedim Aa. ki gelmeyeceksiniz. Burada takılacaksınız siz dedim. Çıktığımda da zaten onu söylemiştim. Sadece sizler için buradayım. Hani bunu gönül rahatlığıyla hmm. söyleyeyim o akşam en eğlenceli konserlerden de birini yaptık hani kafanda bunun moral bozukluğu olmadı. Peki şöyle oldu mu? Bir şarkıyı verdin birisine çok kötü performans gösterdi ya yazık ettim ben şarkıya da dediğim pişman olduğun oldu mu? <laughs> ya ben onları baştan söylüyorum ben söylüyorum diyorum ki bu şarkı olmadı yani bunu değiştiriyorum. Söyleyemedin diyor musun? E, bir daha söyleseniz iyi olur diyorum ha, o kadar abi. net söyleyemiyorum da yani şimdi. <laughs> bir daha bir daha okuyalım mı diye. Genelde ama okuturum. Hı. Çok uğraşırım. Alttan girer, üstten çıkar. Baktın onu ki onu olmuyor. Arkadaki, Kuvamına gelene kadar. Baktı ki olmuyor. Arkadaki vokal sayısını artırıyor. <laughs> Dörtten <laughs> ona çıkıyor olmuyor, falan. Hep yok, beraber söyleyin olmuyor, o olmuyor. Peki Mustafa, bakkalların veresiye defteri vardı. <laughs> evet. Senin de böyle bir veresiye defterin var mıdır? <laughs> bir dönem olmuştu. Baktım baş edemiyorum. Ondan sonra vazgeçtim. <laughs> Yazıyorsun değil mi? Değil mi? Not aşağı aşağı kadar kenara. olacak. <laughs> Şimdi artık öyle yapmamaya gayret ediyoruz. Bir de artık öyle bir talep de kalmadı. Ya çok değişik bir dönemde. Bizim endüstrimiz şekil değiştirdi. Acayip şekil değiştirdi sosyal medyayla beraber. Güzel de oldu. İyi bir noktaya doğru da gidiyor. Yeni kuşak prodüktörler var. Yeni nesil aranjörler var. Şarkıcılar var. Yeni yıldızlar var her şeyde. Evet. Öte. Evet. Takip ee, etmekte insan bazen zorlanıyor yani. Fakat başarılılar. Yani bugün lütfen hatır sayılır müzik platformlarına girip bakalım. İlk ona bakalım. İlk onun Kaçını gerçekten tanıyoruz? Kaç hakkında bilgi sahibi? Kesinlikle öyle. Biz var evet. ya bir ikisini falan tanıyoruz. Beni bu konuda uyandıran işte Samsun Bey'dir. Samsun Bey bir sabah bana bir liste evet. attı. Abi dedim üç. Biz de şaşırdık. Ve birinciyi evet. ve birinciyi bilmiyordum. Müzik başka bir yere gidiyor. Ayak uydurmalıyız. Tek notu buydu. Başka bir yere gidiyor. Ayak uyduralım zamanı. Yoksa eskiyeceğiz, yoksa yakalayamayacağız. Ben işte onun peşine Mühürle Bedeli yaptım mesela. Yine yangınlar, yine ben. Yani o o şarkılarla beraber ben bütün tarzı değiştirdim. Yani o şarkılarla beraber imajı değiştirdim, sound'u değiştirdim. Beste yapıları zaten değişmişti. Yeni nesil bestecilerle tanıştık. Bu Işık'a da bayıldım, bunu eve götürebilir miyim? Allah! İfşalandık evet. şu an ışıklarımızda. Çite bile. Normalden beğendi Selim keyfi yerinde. Aynen. Tamam. Keyfi yerindeyse Güzelmiş. <laughs> Güzelmiş. Peki ayak Güzelmiş uyduramayanların Valla çok, Aa, çok güzel, iyi çıktı. Çok güzel. Ayak uydur uyduramayan... estetik mesledik bir şey yok değil mi? İnşallah yakında yaptırırım dermişim, <gülüyor> 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 Hiç gerek yok. Ayak uyduramayanların asa düşünüyor musun? Biraz düşünüyorum. Ee, çünkü ben niye dünyanın e, pardon düşüyordum. Yani dünya benim etrafımda dönsün demek gibi bir şey bu birazcık. Evet. Yani insanlar beni böyle sevsin. Tamam, tabii ki sevecekler. Sevenler de olacak ama daha geniş kitlelere yayılmak istiyorsak neden çağı takip etmeyelim? O yüzden demiştim nasıl ki artık kaset çalarları kullanmıyoruz. Bu onun gibi biraz asabileşiliyor. Çünkü kendini yenilemek o kadar da basit bir şey o, değil. hiç hmm. değil. Ama Tabii. benim yenilemekteki avantajım zaten aranjörlük yapıyor olmam. Bir başka sanatçı için bu bir maliyettir. Evet. Ben Seni yeni bir şey deneyeceğim. Mutfak da elinin altında. Mutfak elimin altında ama şimdi burada cesaret de gerekiyor. Herkes kalkıp da birdenbire böyle bir değişimi kendisi de kabul etmeyebilir, bu riski almak istemeyebilir. Ben risk almayı seven tarafım. Evet, şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Sana soralım nazara inanır mısın? Aa, inanmaz mıyım tabii ki. Peki bununla ilgili bir hikayen varsa düşün. O arada Oğuzhan Koç, Demet Özdemir nişanlısı Demet ile ilgili sorularla e, sorulara e, nazara bağlamış efendim bizli. Sen Aa. de nazara inananlardansın. Yani inanmamak ya şimdi negatif enerji ise evet. aynı zamanda İlla bunu şey değil hani gıptayla kıskanarak bakmak değil ama gerçekten göz enerjisi diye bir şey olduğunu ben kabul ediyorum. E çok da deneyimledik böyle şeyleri. Ne bir tane deneyimini anlatsana bu konuda. Oho yani bir kere bir gitar vardı işte A ne kadar güzel gitar falan iki saniye sonra düştü kırıldı. Gerçekten arası arası bir dakika değil. Ya yani O göz değmesi diye kimisi şey der zaten benim nazarım değer. Ama bu illa... Hani böyle çok göz önünde olduğunuzda birçok insanın o Hele düşüncelerini alıyorsunuz. Hele sosyal medyada bak. Evet. dikkat ediyoruz siz çok biraz daha azalttınız sanki o paylaşımları da. Ben biraz azalttım evet. doğru. Ya Çünkü şey değil bu e sosyal medyada çok açık bir alan. Hı. Hatta artık yani taziyeni, mutluluğunu, evet. sevincini her şeyi paylaşma. <laughs> Hatta paylaşmıyorsan duyarsız e ilan, ilan ediyorsunuz. Evet. İlk defa bu anneler gününde fotoğraf koymadım ya. Niye biliyor musun? Artık şey olmaya başladı. Yani ben annemi sadece bir gün mü düşünüyorum? Evet, bir gün mü evet. seviyorum? Bıraksanız şimdi diyeceksin ki e, bu kadar sene niye paylaştın o zaman? Gerçekten bu sene düşündüm dedim ki mesela çok yakın bir arkadaşım Maher Zeyn babası vefat etti. Hmm. Diyorlar ki bana altına diyor taziye yazmamışsın falan. E çocuğu telefonla aradım abi. Evet ya. Çocuğu telefonla aramak çok daha değerli bir şey. Evet. Neden bunu gösteriyoruz? Artık sosyal medya bir şeye karşı... Seni duyarlı duyarsız ilan ediyor. Sadece bu da atacağın bir mesajda olmasın. Ben o yüzden biraz paylaşımları azalttım. Ama tabii nazar değer yani açık Nazara söyleyeyim. karşı sahneye çıkmadan önce ya da önemli bir şey imza atmadan yaptığın bir ritüel bir şey var mı? Totemim var mı? Valla hiçbir totemim yok. Hani boncuk boncuk da taşımıyorum. <laughs> Ama yani nazar boncuğu bir yere koyup ortasından ikiye parçalandığını görmüştüm. Evet, var evet. yani tabii. Böyle yarıldığını gördüm yani tabii bir enerji kötü, göndermişler sonra. Kötü, kötü enerji çok ya olabilir. İlla kötü değil. Hı. Hmm. Yani sadece onu çok e, kurcalayan düşünmekle bir alakalı gibi. bir şey. Evet. Peki biraz önce Z kuşağını yakalamak için yenilikleri de takip etmek gerekiyor dedik. Evet. Muazzez kısa bir süre önce bir açıklaması oldu. Onu sana soracağız. Tamam. E, rap'i müzik olarak kabul etmiyorum arkada hızlı görüntülü bir müzik, ritim, ön tarafta gelişi güzel, derinliği olmayan sloganlar. Çoğunluğu böyle rap müziğin yükselişte olduğunu ise hiç zannetmiyorum. Zorlama var diyor. E, rap müziği ben sanat olarak görüyorum. Hı -hı. Yani rap müzik sanatçıları var. Eee çok da duyarlı sözleri var altında. Evet. Dertlidir yani rap hmm. müzik baktığınız zaman bir şey anlatır. Kesinlikle. Ama tabii anlatacak o kadar çok şeyi vardır ki o yüzden hızlı hızlı anlatmak durumundadır. Hmm. Yani bunu yavaş yavaş anlatırsa o şarkı 20 dakika sürecek. Ee, çok büyük saygı duyarım çünkü ben o, o hızda şarkıyı söyleyemem. Evet, ben evet. o hızda konuşamam. Baktığınız zaman yani bu bir sanattır yani benim hmm. göz, gözümde. Benim kendi düşüncemi paylaşayım. Rap müzik son 5 yıldır zaten Zirve yükselişinde Aynı. yani Çok en yükseldi. tepesinde bir de farklı müzik tarzları var değil mi? Mesela işte Şimdi, trap diye bir müzik hı hı. tarzımız var. Bunun soundu herkese hitap etmeyebilir. Herkes onu dinleyemeyebilir. Salınım diyoruz groove. Ee, salınım ya bu şunun gibi arabesk sevmek pop müzik sevmek gibi bir şey. Hı. Ama rap dinlerken e, özellikle odaklandığında eğer sözlere odaklanırsan... Bence çok derinlikli sözleri var. Evet. Rap denemelerin oldu mu mesela? Benim rap düetim olmuştu. Mesela hmm. Es'in bir e, rap iki kişi söylediğimiz bir versiyonu vardır. Hatta enteresandır yani. Eğer bulursanız çaktırmadan onu da böyle belki evet. alttan veririz. Evet reklamdan sonra e, Tornado Mix <laughs> ismi de öyle geçiyor. Bizim Ender yapmıştı. 2012'de yapmışım. Yani Bakarsak eğer 10 yıl önce böyle bir çalışmayı yapmışız biz. Fakat o zaman mesela radyolarda çalmıyordu. Hı. Radyoların da müzik tarzlarına göre kendi ayırdıkları e, bir çalma listeleri vardı. Enteresandır. Yani ben rap'i dinledim de underground döneminde de dinledim. Hı hı. Yükselişi döneminde de zaten birlikte bunlara tanıklık da ettik. E zamanında mesela Sıla ve Kenan Doğulu. Sıla'nın ilk hı, e, çıkan evet. dans Sonra şarkısında Kenan'ın rap bölümü vardı. Hı. Yani şimdi bakarsak eğer e, Sanattır, zor da bir sanattır yani. Rap, Peki rap, rap, Mustafa, müzik. imza attığın bir şarkı için hiç birbirine giren popçu, sanatçı, ünlü falan oldu mu? Mustafa bana veriyorsun. <laughs> Bak vermezsen ben bir daha seninle konuşmam. Bir daha yüzümü görme falan <laughs> gibi. Bunun esnirey istersen olduğuna inanabiliyor musunuz? Ne zaman <laughs> <bu> <laughs> <gülüyor> 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 söyleyemiyorum. Evet. Birazdan Eski'ye gireceğim. <laughs> çok az, çok az dayanalım. Sözler. Evet. Sözlere bakar mısın? Derinlik olmaz mı? Evet. Şimdi sen ben, oradaki esi mi söylüyorsun sadece? Aynen. Geldi hatta şu anda. Mesela böyle çalışmalar yapmıştık. Seni de sesin hangi 40 kişilik korunun arasında ter şey yapılıyor fark <laughs> ediyor. sesler var çünkü dinlediğini hangisi diyorsun? Teşekkür ederim efendim. Evet. Merve ile düetine de bayılıyoruz. Aa, durum çok acil. Evet. Of, harika çok bir güzel. şarkı. Ama şimdi biraz evvelki soruyu es geçme. Aa, evet. Es geçme es geç derken. Hiçbir şarkın için zor durumda kaldığın oldu mu? Herhangi iki ünlü üç ünlü bu sebepten dolayı bir kavga verdi mi? Bir şey şarkı, şarkı yaptı Nasıl ki? güzel Vallahi. uyuyor ve yılın şarkısı diyebiliriz. Evet. Hayatımda en zorlandığım şarkı oldu. Neden? Ya. Arkadaşlar Merve ile aşık atma imkanı olabilir mi yani? İlk defa dedim ki bu şarkının tonunu yarım ton aşağı çekelim. Yetişmedi sesim yani Merve. Yukarıda Yakalıyor Merve mu? o kadar. Tiz kaldı evet. Merve'ye buradan selam. Çok seviyorum. Bir işine de kavuşsun. Bravo sana bunu evet. da yayında söyleyebilirsin. Valla valla Merve'ye söyledim dedim ki ne olur biraz dedim pesleştirelim. Yetişemiyorum sana. Çık, çıkmadı sesim o kadar değil Sinan ya. ne yaptı ben istediğiniz <laughs> kadar çıkarım mı dedi. Sinan yok da altı okuyordu o yüzden. Sinan'ı aradılar yani. <laughs> durum çok acil gel. Ama Sinan da bu şarkıda aslında enteresan bir performans yapıyor. Böyle name falan yaptı ya lütfen. Yaptı mı? Yaptı valla. Sinan yapar yani. Aa. Yalnız şöyle e, bazı olur. magazin haberlerimizin arkasında o kadar güzel uyuyor ki sıkıştık. Durum çok acil, Durum çok acil gel diyoruz. <laughs> evet sana biraz evvel sorduk hiçbir şarkın için kavga eden popçu ya da popçular Vallahi, oldu mu? Valla şimdi kavga çıkmadı da şöyle bazen ya işte bir şarkı geldi hani keşke biz de dinleseydik. Ya bu ne zaman geldi? Yani böyle ha, şeyler oluyor. yapıyor. E, şu, ben de hep inanırım ki söz, beste, aranje, solist bu komple bir paket. Ya kimin ise o oluyor. Yani şunu falanca söyleseydi böyle olurdu diyemeyiz. Çünkü olmayabilirdi. O sanatçı onu yansıtamayabilirdi. O kelime onun ağzına yakışmayabilirdi. Gibi durumlar var. Ama mesela başarılı bir aranjeden sonra o tarzda şarkı isteyen sanatçıların çok olduğunu görüyorum. Örneğin Zinet Salih Bana Da Söyle. Hmm. Şimdi o şarkı eski bir Ferdi Tayfur şarkısı ve orijinaline hiç benzemiyor yaptığımız çalışma. Bana çok fazla sanatçının gelip e, bana da söyle gibi bir bu formatta bir aranjman ya da bazen şöyle diyor musun ay bu çok güzel oldu kendime saklayayım Valla diyemiyorum ya ben de tam tersi kimin nasip ise ona gitsin diye peki Mustafa şarkıyı dinletiyorsun dinliyor. bilmiyorum falan diyor o sonra o şarkı patlıyor sonra pişman olanlar oluyor mu olmaz mı yaşadığımız böyle çok var hadi söyle hadi söyle hangi şarkı yok yani şarkı şey, lütfen görmeyeyim seni. Başka bir sanatçıya eee. dinletmiştik. Ya emin değilim bu şarkıdan dedi. Sezen Hanım söyledi <laughs> patladı şarkı. <gülüyor> 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 Ama yani Sezen Hanım da söyleyince bir zahmet patlasın. Bin pişman evet, almayan da oturup ağlamıştır. Çok çok acayipti. Yani o, o kaçırma duygusunu ben tahmin ediyorum. Ama tekrar ediyorum. Belki o kişi söyleseydi o kadar, o kadar yapmazdı olmayacak. Sezen Aksu'da. Peki olduğu şimdi için. yoğun bir konser takvimim var. Evet. Evet, nereye gidiyorsun? Diyarbakırla başlıyorsun. Ayın sonunda evet, Almanya'ya, yani Frankfurt'la. Yarın, Frankfurt yarın e, Diyarbakır'a gidiyorum. Silvan'da bir konserim var. Hı hı. Sonra 18 İstanbul'da bir özel gece var. 19'u Bursa'ya gidiyorum. E, 20'si Beykoz'da bir konser var. 21'i Heinendein, Almanya. Heinendein. Sen ezberledin sen. söyleyeceğim. 22'si şey 22'sinde Adana'ya gidiyoruz. Bu buradaki listeyle tutturuyor. Takip et bakayım tutturuyor mu? 20, evet, 22'si Adana. Söyle, 25, devam 25, et. 25 Hamburg. Evet. 26 Salzburg. Evet. evet. 27 Genk, Belçika. Evet. 28, evet. 28 Lyon. Fransa, evet. 29 Frankfurt. Bunu nasıl aklımda tuttun? Alkışlıyorum mı? seni. <laughs> ben ilk tutamam aklımda. Öyle <laughs> Arada nefes almak için bir iki günlük boşluk sadece bir pazartesi salı orada da stüdyo çalışmaları var. Ki bu arada da ne yapıyorum? Laptopuma ikinci bir backup sistem kurdum. O da yanımda çünkü aranjeler var bitmesi gereken. Uçakta da onları yapacağım. Çalışıyorsun. Tabii. Harika. Sana kolay sistem. gelsin o zaman. Teşekkür ederim. de bol olsun. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. Buradan Selin'e e, de sevgilerimizi, sevgilerimizi, gönderiyoruz. İnşallah ikinci sayfada ben de hep böyle skandalsız yer almayı diliyorum. nazar değmesin. Aman nazar değmesin. Değil Yarın evet. evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Evet.